arka arkaya gelişmeleri her gün aktardığımızda ortaya çıkan tabloyu bir kez daha ki değerli komutanımızla konuşacağız. Emekli Hava Pilot Kor General Doktor Erdoğan Karakuş ve eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Emekli Kor General Sayın İsmail Hakkı Pekin. Sayın Pekin, hoş geldiniz. Sayın Karakuş, hoş geldiniz. Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Öncelikle tabii bu Doğu Akdeniz'den başlamak istiyorum. Sayın Karakuş, geçtiğimiz hafta 4 Yunan F-16'sı ile bir taciz vardı. Şafvişe ile birlikte. Bu konuda işte müttefiklerimizden, NATO'dan falan herhangi bir açıklama duymadık. Bir yandan ABD'nin 33 şehidimiz için paylaştığı bir anma mesajı var. Tabii bunun da samimiyetini nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormam lazım. S-400 meselesi gün ışığında dururken, Dedeaş'taki yığılma dururken ve tabii Suriye'de o kınadığı noktada hala YPG, PKK ile işbirliği içindeyken. Ama dediğim gibi, ne diyorsunuz bu haritaya öncelikle? Şöyle söylemek istiyorum. Herhalde İsrailli bakan o Birinci Dünya Savaşı'nda unuttu herhalde o haritayı. Birinci Dünya Savaşı'nda çünkü bizim elimizde değildi. Gökçeada ile Bozcaada, Lozan'la kazandığımız iki adadır. Bunun yanı sıra hemen Ayvalık civarındaki Ali Bey Adası da Lozan'da efendim Türkiye'nin eline geçmiştir. Yani o herhalde Birinci Dünya Savaşı haritası, onu göstermek istiyor. Başka bir şey söylenemez yani. Bugün hani 60-70 yıl önceden kalmıştır, yanlışlıkla unutulmuştur diye biz hani öyle herhalde, yorum yapmaya. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani işte biliyorsunuz bu konularda şu anda dün devletlerle ilgili siyasi ortama bağlı olarak her şey gelişiyor. Amerika Birleşik Devletleri şimdi yeni yönetimde özellikle tabii ki Yunanistan'ın yanında tam manasıyla yer almış konumda. Bunu hem Rusya'ya karşı hem de Türkiye'ye karşı almış durumda. Ama işte ara sıra hani Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyormuş gibi 34 şehitimizle ilgili olarak İdlib'deki efendim taziye mesajlarını bildiriyorlar. Ama herkes bunu apaçık biliyor ki Suriye'de biliyorsunuz özellikle havaalanları da yaptılar o bölgede. Bir tane de kara kuvvetlerine bir üs kuruyorlar ki hemen Cizre'ye falan çok yakın bir yerde, sanki işte insan ne düşünsün? Hedef olarak Türkiye diye düşünüyorsunuz. Yani bir kara üssü kuruyorlar, kara kuvvetlerine bağlı bir üs kuruyorlar hemen dibimize. Hemen Haseke'nin kuzeyinde ve güneyinde de iki tane jet harekatına müsait iki tane de havaalanı kuruyor. Sayın yani Karakuş, şimdi, yani siz Ateşelik de tabii ki yaptınız. Yani böyle bir harita önünde poz vermek hasmane bir davranış değil mi? Hasmane davranıştır efendim. Yani herhangi bir şekilde düzgün bir harita koymamak arkaya hasmane bir davranıştır. Yani sizin söylediğiniz gibi siz tabii ki bunun esprisini yapıyorsunuz ama hani 2. Dünya Savaşı'ndan kalmış haritayı orada unutacak halleri yok. Bile isteye oraya koymuşlar. İkisi de geçmiş. Birinci Dünya Savaşı. Fotoğraf çektirmişler. Nihayetinde baktığımız zaman hani bizim buna karşı bir adım atmamız gerekir mi? Şöyle söylemek istiyorum. Derhal müdahale etmek gerekir. Yani İsrail'deki büyükelçiliğimiz, yani şu anda malumunuz bir belirli seviyeye düşmüş tabii konumda. En azından burada bulunan maslahat güzel ne varsa, kim varsa derhal müdahale etmek gerekir. Ve böyle bir olayın tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin benim topraklarının tanınmaması ve egemenliğinin tanınmaması manasına gelir. Biz de o zaman efendim İsrail'in hiçbir malumunu zaten tanımıyoruz. İsrail kadar efendim topraklarını genişletmek için olmadık işlemler yapan bir ülke yok. Golan Tepelerinde, bakın şöyle söyleyeyim, Golan Tepelerinde 35 tane Türkmen köyü vardı. Yani herkes bilmediği için Golan Tepelerini efendim biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri kalkıyor. Golan Tepelerinin efendim
devrini söz konusu yapıyor. Devirden daha ziyade benim önemli olarak belirtmek istediğim, tasavvur edin 35 tane Türkmen köyü benim tamamen olan tepelerinden temizleniyor. Onlar işte şu anda işte Suriye'nin çeşitli yerlerine dağılmış vaziyette, maalesef 35 köyü 1000'le çarpın 35 bin kişi maalesef Golan tepelerinden Türkmen köylüleri sürülmüştür. Temizlen, Bunu evet. da yapan tamamen İsrail'dir. Evet. Bu konularda eğer Türkiye ile iyi geçinmek istiyorsa İsrail buna çok dikkat etmelidir. Peki efendim. Bu kabul edilebilen bir husus değildir. Evet.